Herkese merhaba, ben Senem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi indirimden neler satın aldım. Bununla ilgili bir video hazırladım. Biliyorsunuz şu an birçok yerde Anneler Günü indirimi var. Hatta neredeyse her firma indirim yapmış durumda. Ben de Gratis ve Trendyol'dan yaptığım alışverişleri sizlere göstermek istedim. Trendyol kargolarım birkaç gün önce geldi fakat ben sizlerle beraber açmak istediğim için kargoları poşetinde, kutusunda beklettim. Şu an açılmayı bekliyorlar. Beraber açacağız. Gratis alışverişimi de dün yaptım. Gratis'te çok büyük bir indirim var. Hala devam ediyor zaten. Bence bir bakın derim. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Hiç indirime girmeyen ürünler vardı. Onları indirimde yakaladım. Benim için çok güzel bir alışveriş oldu. Şimdi uzun bir video olacak. Ben hemen hiç bekletmek istemiyorum sizleri. Muhtemelen zaten bu konuşmaları hızlı hızlı geçiyor olabilirsiniz. Hemen ürünleri göstererek başlamak istiyorum. İlk olarak şu Diadermi'nin benim yine sürekli kullandığım bir yüz spreyi, Hydralist. Yaz aylarında çok fazla kullanıyorum. Kuru ciltli biri olarak nemlendirmesini çok seviyorum. Makyaj üzerine de sıkabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Ben bir gül suyu spreyi kullanıyorum yüzüme. Minik boyda, çantamda taşıyorum çoğu zaman. Böyle şeyleri çok yakından sıkmayın. Uzaktan rüzgar esintisi gibi gelsin yüzünüze ki hiçbir şekilde ne canınız yansın. Çünkü bazen ne olursa olsun sert gelip acıtabilir cildinizi. Yüz çok hassas bir nokta. O yüzden belli bir mesafeden sıkın her ürünü. Bunu satın aldım. Yine bu da %40 artı 10 indirimdeydi. Bunu tek tek söylemeyeyim. Hepsi %40 artı 10 indirimdeydi zaten. Benim sürekli kullandığım bir oje kurutucum var. Bu Benri markasının. Bunun çok da güzel bir parlaklığı var bu arada. Sadece kurutucu değil, hoş da bir parlaklık veriyor. O yüzden ben bunu da çok seviyorum. Kurutucu etkisi de çok güzel. Daha sonra çamaşır makinesi için ben renklilerin içine muhakkak bu renk koruyucu mendillerden atıyorum. Bu da benim yıllardır kullandığım bir şey. Bitmişti. İndirimde yedekledim. Birkaç tane satın aldım bundan. Çünkü bu da hiç indirime girmiyor neredeyse. Genelde hep etiket fiyatından alıyorum. Şu Sıplat'ın aloe veralı diş macununu aldım. Benim diş etlerimde çok fazla kanama problemi oluyor. Aşırı hassas diş etine sahibim. Sizin de diş eti sorununuz, kanama vesaire probleminiz varsa bence bu ürüne bir bakın. Üründe kimyasal yok. Organik içerikli. Aloe veralı olmasından dolayı da yatıştırıcı bir etkisi var. Ben normalde Army Hammer kullanıyorum. O da şöyle, beyazlatıcı etkisi çok güzel Army Hammer'ın. Ama tabii beyazlatıcı etkili ürünler biliyorsunuz kimyasal içeriyor. Onu çok sık kullanmıyorum. Yani haftada birkaç gün onunla fırçalıyorum. Genelde de bu aloe veralı Sıplat'ın diş macununu kullanıyorum. Sonraki ürünüme gelelim. Şu Bibiti'nin beyazlatıcı etkili organik nemlendirici kremini satın aldım. Bunu da daha önce kullanmamıştım. Fiyatı organik bir kreme göre gayet iyiydi. O yüzden denemek istedim. Cilt aydınlatıcı etkisi var. Ben daha önceki videomda söylemiştim. Ben aydınlatıcı bir şey görünce dayanamıyorum, satın alıyorum diye. Bibiti'nin de birçok ürünü kullandım bu arada. Memnun da kaldım. O yüzden bunu da denemek istedim. Fiyatı gerçekten uygundu. Anlattığım ürünleri yine aşağı tek tek yazacağım ben. Oradan merak ettiğinizi bulabilirsiniz. Daha sonra benim sürekli kullandığım Urban Biotin Kafein dökülme karşıtı saç peelingi. Her saç tipi için uygun bu arada. Yani bu saç peelinglerinde genelde sadece yağlı saçlar kullanabilirmiş algısı var gibi görüyorum ben ama öyle bir durum yok. Haftada bir gün bu peelingi yapıyorum. Yine daha önceki videomda size bu Biotin Kafein serisini saç toniğini göstermiştim. Ona da bir bakın derim. Gerçekten bu minik minik bebek saçlarınızın uzamasına ve yeni saçların çıkmasına, daha doğrusu çıkan saçlarınızın daha güçlü çıkmasına faydası var. Ben onun da etkisini gördüm ve kullananlar genelde çok memnun. Özellikle bu seriden. Bir de benim çok merak ettiğim bir ürün vardı. Aslında bunu eşim de çok merak ediyordu. Bu vakumlu siyah nokta temizleme aleti. Bu da indirime girmeyen ürünlerden biriydi. İndirimde görünce aldım. Deneyeceğiz bakalım. Ben burun bölgemde deneyeceğim. Deneyince sizlere anlatacağım. Etkisi var mı yok mu? Parayı boşa mı verdik yoksa işe yarayacak mı? Bakalım göreceğiz beraber. 50 lira gibi bir şey satın aldım bunu da. Öyle çok uçuk bir fiyatı yoktu ama umarım işe yarar. Bir de şu Ziyaja'nın iki ürününü aldık ama ben bunların ikisini kendim almadım. Eşim için satın aldık. Yağlı ve akneye eğilimli bir cildiniz varsa bunlara bakın derim. Çünkü eşim çok fazla ürün denedi. Daha doğrusu ben ona çok fazla ürün denettirdim. Fakat sevmedi hiçbirini. Bunu da arkadaşım kullanıyordu benim. Onun da cildi yağlı. Çok güzel olduğunu söyledi. Ben de biraz yorumları falan okudum. Baktım güzel şeyler yazılmış. O yüzden bir alalım dedim. Jelini ben kullanmayacağım ama toniğini kullanmayı düşünüyorum.
Sadece çene ve burun bölgemde kullanacağım toniğini de. Hassas noktalarıma değdirmeyeceğim. Bana ağır gelebilir çünkü cildim, şu bölgelerim falan benim çok kuru. O yüzden sadece gözenek problemim, işte böyle siyah noktaya eğilimli olan yerlerde toniğini deneyeceğim. Ama bu jel nasıl çıkacak? Eşim kullandıktan sonra yorumları size iletirim. Çünkü ben kullanmayacağım bunu. Kullanmadığım ürünleri burada kesinlikle anlatmıyorum. Beğendiysen beğendim, beğenmediysen beğenmedim. Çünkü benim bunların hiçbirinden bir çıkarım yok. Tamamen kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Hani ben vicdanen de sevmediğim bir şeye sevdim diye burada kesinlikle sizlere söylemem. Bunu da bilin. Daha önce anlattığım ürünlerde de aynı şekilde. Ben beğendiysem, yaradıysa, iyiyse, hoşsa, fiyat performansı okeyse burada sizlere deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz diye söylüyorum. Cilt yapımı da her zaman söylüyorum. Ama sevmediğim hiçbir şeyi burada seviyormuşum gibi anlatmam. Bir de şöyle bir LED ayna satın aldım. Geçen gün aynamı kırdım. O yüzden böyle bir masaüstü aynası satın aldım. LED'li olması çok hoşuma gitti. 4 tane kalem pille çalışıyormuş. Bu çok hoşuma gitmedi ama hani 2 tane neyine yetmedi diyorum ben buna. Fakat artık 4 tane kalem pil alacağız. Evde 4 tane kalem pil yok şu anda. Bu da indirime sürekli giren bir şey değildi. 57 lira gibi bir etiket fiyatı vardı. Ben 30, yanlış olmasın, 30-32 lira gibi bir şeye satın aldım. Yine başka yerlerde baktığımda daha pahalıydı böyle LED'li aynaların fiyatı. Bunu da bence gayet uygun aldığımı düşünüyorum. Bir de LED'li ayna demişken, bundan sonra videolarımı daha iyi çekebilmek adına ring light satın aldım. Ya zaten almayı düşünüyordum. Şimdi bu YouTube işine girince, video çekmeye başlayınca muhakkak almam gerektiğini düşündüm. Video çekenlerin geneli de böyle büyük ring light'lar kullanıyorlarmış. Işık çok fark ediyormuş. Video kalitesi çok değişiyormuş bununla. Alalım deneyelim dedik. Pahalı bir şey satın almadım. Profesyonel değil kesinlikle. 135 lira gibi bir fiyatı satın aldım. Trendyol'dan aldım bunu. Yeteceğini düşünüyorum. Bayağı yorum vardı altında. Yorumların geneli de iyiydi. O yüzden ben de bir alayım deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Artık akşamları da video çekebilirim diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten mesela şu an arkam gri duvar, biliyorum minik minik bir piksel görüntü var kamerada ama evimin şu an en iyi ışık alan yeri burası. Ring light'ı da açmadım. Çünkü bunun için sizlere bir kurulum videosu çekmek istiyorum ben. Merak ettiğinizi düşündüğüm bir ürün bu. Ben de merak etmiştim çünkü. O yüzden bunun kurulumunu ve ışık gücünü, etkisini sizlere videoyla göstermek istedim. Bu videomda o yüzden açmadım ama bundan sonraki videolarımı bununla çekeceğim. Bakalım nasıl fark edecek, bunu beraber göreceğiz. Bu da bu şekilde. Ring light'la başlamışken Trendyol kargolarımı da açmaya başlayalım isterseniz. Şimdi ben şöyle şunları azıcık kenara alayım. Kargoları önüme alıyorum. Makasımı aldım. İlk olarak bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum zaten. Ebat'ından. Evet, şöyle içinden çıkaralım. Ben bir tane pankek tavası satın aldım. Bunun fiyatı gerçekten çok uygundu. Hala da indirimi devam ediyor. 40 liraya aldım. Yorumları çok güzeldi. Kullanan çok kişi var. Instagram'da falan da çok görüyorum. Canlı canlı yaparken videosunu birçok kişi atmış. Tabii ben bu kargoları anca açarım. Şöyle neymiş? Papilla diye bir markanın şöyle sapı ayrıyetten. Buradan takıyoruz herhalde bunu. Şöyle. Evet. Sapı da böyle taktık. Böyle bir pankek tavası satın aldım. Bir vlog çekersem yakın zamanda şöyle sabah kahvaltımda pankek yaparken sizlere tavamı gösteririm. Hemen gelelim diğer ürünüme. Şöyle ben hızlı hızlı açayım. Şimdi göstereceğim ürünü ben inanılmaz merak ediyordum. Ya öyle bir anlatıldı ki bu da. Gerçekten dayanamadım, aldım. Saç uzatıyor, saç çıkarıyor, saç parlatıyor. Neler neler dediler. Şimdi gösterince belki siz de duymuşsunuzdur bu dediklerimi. Şu Dabur Amla saç yağı. Yani bu Hintli kadınların kullandığı bir yağmış. Saç diplerinize uyguluyorsunuz. Maske mantığıyla. Yani deneyeceğim. Ben şimdi bir saç uzatma sürecine girdim. Kestirsem mi uzatsam mı diye çok kararsızdım. Kısa kullan diyen taraf aslında daha fazla ama ben bir uzatmak istedim niyeyse. Şu an saçım olabilecek en gıcık boyunda. Çünkü düzleştirdiğim zaman böyle bir içe dönüyor. Birkaç ay sonra kurtulacağım bu görüntüden inşallah. Belki bu yağ sayesinde birkaç aya kalmadan kurtulurum diyormuşum. 20 lira gibi bir fiyatı var. Gerçekten uygun. Ürün küçük bir şey değil. Yani hani şöyle, eğer işe yarıyorsa 20 lira bedava. Ama işe yarıyor mu yaramıyor mu, ben bunu bir kullanmaya başlayayım.
biraz deneyimleyeyim, bir şişenin yarısına geleyim. Daha sonra sizlere alınır mı alınmaz mı muhakkak bunu da söylerim. Onun dışında bir de saçla alakalı bir ürün daha aldım. Bu destekleyici vitamin gibi bir şey aslında. Hemen açayım göstereyim. Bugün başlayacağım buna da. En azından hazır evdeyken böyle sağlıklı beslenip takviyelerle cildime, saçlarıma yeteri kadar ilgi göstermek istiyorum. Bu arada saç ürünüm diye başka bir ürünün kargosunu açtım. Neyse, açmışken bunu söyleyeyim size. Şu CeraVe'nin nemlendiricisini satın aldım. Kuru ciltlere özel bir ürün bu. Kuru ve çok kuru ciltler için diyor. Aslında gramajı çok büyük değil. 50 ml'miş. Ama yoğun bir form olduğu söyleniyordu. Bakalım, göreceğiz, deneyeceğiz. Daha önce CeraVe'nin hiçbir ürününü kullanmadım. Bu ilk satın alışım. Bunu da kullandıktan sonra etkisi nasıl, iyi geldi mi gelmedi mi yine sizlere söyleyeceğim. Aslında benim Trendyol alışverişim biraz daha merak ettiğim ürünlere yönelik oldu. Daha çok böyle denemek istediğim şeyleri satın aldım indirimden. Şimdi gelelim, galiba asıl ürünüm bu. Az önce göstermek istediğim bunu. Evet, şu an doğru kargoyu açtım. Bunun da bu aralar reklamları çok dönüyor. Ya da ben ürünü satın aldım diye reklamları dikkatimi çekmeye başladı. Şu Perfectil destekleyici tablet. Yani bu hem şurada yazmış, hem cilt hem saç ve tırnak güçlendirici olarak geçiyor. Ben bunu saçım için satın aldım. Tırnaklarımda herhangi bir kırılma, güçsüzlük falan yok. Cildimde de sadece kuruluk problemim var. Ona iyi gelir mi bilmiyorum ama saç için çok işe yaradığını söylüyorlar. İçinde 30 tablet var bunun. Her gün birer tane içmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu bir taneyi bir ay boyunca kullanacağım. Bir ay kullandıktan sonra sizlere ürün hakkında fikrimi söyleyeceğim. Biotin, çinko falan var. Zaten tırnağa, saça iyi gelen şeyler var içerisinde. C vitamini de varmış. Bakalım, bir deneyelim. Yine bir vitamin tablet aslında bu. Ama 3 ay kesinlikle düzenli kullanın diyorlar. Yani benim bundan 2 tane daha satın almam gerekiyor. Bir ay kullanalım. Bakalım etkisi oluyor mu olmuyor mu? Bir sıkıntı yaratıyor mu vücudumda? Daha sonra alıp almayacağıma, devam edip etmeyeceğime karar veririm. Sizinle de muhakkak paylaşırım. Benim şöyle bir bakıyorum, anlatacak başka bir ürünüm kalmamış, bitti. Ben ürünlerimi genelde indirimden satın alıyorum. Etiket fiyatından ürün alma taraftarı değilim. Çünkü sürekli indirim oluyor ve ürünün bitmeden, sevdiğim bir şeyse şayet, indirimde yakaladığım anda yedekliyorum. Etiket fiyatında bir şey aldığım zaman da gerçekten indirime girdiğini gördüğümde de çok üzülüyorum. O yüzden genelde indirimleri bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz eğer çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.